Değerli izleyenler, sorunun zoru sayfasında rastlamış olduğum ABC ikizkenar üçgeninde B'den, C'den ve A'dan çizilen kesenlerle oluşan açı dağılımından alfayı, daha sonra da x açısını bulmaya çalışacağız. AB ile AC eşit verilmiş. Yani bu bir ikizkenar üçgenmiş. Demek ki taban açıları artık alfa türünden 5 alfa yapacağından dolayı KCL açısını 2 alfa olarak yazabiliriz. Buradan da artık 2 alfalara dikkat edersek K'yı L'ye birleştirmemiz halinde artık bu KL doğru parçasını, KL kirişini gören iki alfalardan dolayı şu çizmiş olduğum B, K, L, C kirişler dörtgeni kırmızıyla modellemeye çalıştım. Bu bir kirişler dörtgenidir. Bu kirişler dörtgenindeki işte çember açı bilgilerinden alfayı sayabiliriz. İki alfalar KL kirişini görüyor. Üç alfa KB'yi gördüğünden dolayı şuraya artık üç alfa gelecektir. Aynı mantıkla LKC açısına da işte 2 alfa gelecektir. Buradan mevcut açı dağılımına gelecek olursak işte 2 alfaların toplamı şuraya artık 4 alfa olarak gelecektir. 2 iç açının toplamını dışarı yazdık. Aynı mantıkla 3 alfa ve 2 alfanın toplamından da şuraya artık 5 alfa gelecektir. Devamlı ki artık buradan biz 5 alfa ile 4 alfanın toplamını tümler bulduğumuzdan dolayı alfa açısını 10 derece olarak bulmuş oluyoruz. Bu çözümün henüz birinci aşaması. Çözümün ikinci aşamasında ise abele üçgen üzerinde çalışacağız. Abele üçgenine baktığımız zaman bu 30-70-80 açılı bir üçgendir. Dileyen bu 30-70-80 açılı üçgende işte bu üçgenin çevrel çemberinin merkezi konumundan hareket ederek çözüm arayabilir. Tabi oradan görmek kolay olmuyor. Ben çözümü trigonometrik olarak devam ettirmek istiyorum. AKL üçgeninin eşini işte K'yı dış bölgeye yansıtarak simetriğini alarak AKL üçgenin eşini çizerek burada köşegenleri dik kesişen bir dörtgenden konveks dörtgenden hareket ederek x açısını bulmaya çalışacağım. Artık şu parçalar birbirine eşit parçalar. Açı dağılımına baktığımızda artık burada mevcut açılar x ve 50 olarak gelecektir. Peki şimdi köşegenleri dik kesişen bu A, B, L, K üssü konveks dörtgeninde dik kesişen köşegen uzunluklarını harflendirmek istiyorum. Diyelim ki burası A birim, burası B birim, burası C birim. Şunun tamamına da D birim demiş olsaydık. Bunu önceki videolarımda sıkça kullandım. A'nın B'ye oranı, B'nin C'ye oranı, C'nin D'ye oranı ve D'nin A'ya oranları çarpımı bir edecektir. Bu görseldeki mevcut dik üçgenlerden A'nın B'ye oranı kimi temsil eder? Yani şuradaki AHK üssü üçgeninde çalışıyoruz. Bu AHK üçgeninde A'nın B'ye oranı demek artık tanjant x demektir. Burayı tanjant x diye yazabiliriz. Peki B'nin C'ye oranına baktığımız zaman B'nin C'ye oranı şuradaki açı yansımadan dolayı 40 derecedir. Bu B'nin C'ye oranı tanjant 40 demektir. Burayı tanjant 40 olarak yazabiliriz. C'nin D'ye oranına baktığımızda bu da tanjant 20 demektir. Çünkü C'yi D'ye oranladığımıza göre 20 derecenin tanjantına karşılık gelir bu. Burayı da tanjant 20 olarak yazabiliriz. Ve yine D'nin A'ya oranına baktığımız zaman bu da artık tanjant şu açı toplamda 80 olacaktır. Bu da tanjant 80 demektir. Bu oran 1'e eşittir. Peki buradan şunları yazabiliriz rahatlıkla artık. Burada bir tanjant 20 var. Küçükten böyle yazıyorum. Tanjant 20 var. Tanjant işte 60 eksi 20 var. 60 eksi 20 var. Ve yine tanjant 60 artı 20 var. Bu oran artık kime eşitmiş? 1 bölü tanjant x'e eşitmiş. Peki bu tanjant 20, tanjant 40 ve tanjant 80'in çarpımları artık 20'nin 3 katının açılımı demektir. Yani bu şu anlama gelir. Tanjant 3 çarpı 20 anlamına gelir. Tanjant 3 çarpı 20 artık kotanjant x demektir. Burası tanjant 60 eşittir kotanjant x dediğimiz zaman. Tanjant 60'ı biz kotanjant türünden yazarsak buraya da kotanjant 30 diyebiliriz. Kotanjant 30 eşittir kotanjant x dediğimizde.
dik üçgende çalışıyoruz. Demek ki x açısı buradan 30 derece olarak bilinmiş, bulunmuş olur. Sizler bunu sentetik olarak şeklin iç bölgesine çizimler yaparak, dış bölgesine çizimler yaparak dilerseniz uğraşabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır.